Evet, sevgili arkadaşlarım tekrardan merhabalar. Bu videomuzda geçmiş konuları bir tekrar edelim. Hem de farklı soru tarzları görün. Sınavlardan nasıl sorularla karşılaşabileceğiniz hakkında biraz daha fikriniz olsun. Hem de bu sayede önceki konuların pratiğini yapmış oluruz. Şimdi birinci sorudan başlayalım. Demiş ki arkadaşlar, yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Burada dediyse, bireylerin ahlaklı ve erdemli bir hayat yaşayabilmesi için hangi davranışlarının doğru, hangilerinin yanlış olduğunu araştıran bir felsefe dalıdır. Arkadaşlar, bunun doğru cevabı tabii ki etik. Hatırlarsanız etiği daha tanımlamıştık. İnsanların toplum içinde yaşayan insanların hayatını düzenleyen kurallar bütünü diye de tanımlamıştık. Yani arkadaşlar, doğru cevabımız dakika. Sevgili gençler, doğru cevabımız dakika, bilgisayar kastı. Doğru cevap Ceyhan. Algoritma arkadaşlar sıralı yönergelerdi. Program ise bir işlemi yapabilmek için ya da bir sorunu çözebilmek için oluşturulmuş sıralı işlemler, konutlar ve yönergeler bütünüydü. Güvenlik ise zaten başka bir olay. Dolayısıyla arkadaşlar doğru cevabımız Ceyhan. Aşağıda web sitesi adreslerinden hangisi devlete ait bir kurumun sitesidir? Arkadaşlar, devlete ait bir kurumun sitesi olabilmesi için uzantısının .gov olması lazım. Hatırlarsınız zaten İngilizce'de government'ın kısaltılmışıdır bu. Şimdi bakıyorsunuz, hepsi burada .com demiş. Com arkadaşlar ticari uzantılı siteler olduğu için A'yı eledim. Tema.org ise arkadaşlar ticari amacı olmayan sivil toplum kuruluşları, vakıflar, dernekler demiştik. .net ise .com gibi arkadaşlar ticari amaçlı siteler için kullanılan uzantı. Ama bakın .gov arkadaşlar, dediğim gibi, pardon, sevgili gençlik, .com dediğim gibi devlet uzantısına ait sitelerdir. Dolayısıyla doğru cevabım Ceyhan. Üçüncü soruya bakalım. İnternet ortamında başkalarından kaynaklanan kötü davranışlara maruz kalabilirsiniz. İnternet etiğine uymayan bu davranışlara değil, arkadaşlar, internet etiğine uymayan davranışlara biz siber zorbalık diyoruz. Etik değil, güvenlik değil, tehdit zaten başka bir olay. Arkadaşlar, doğru cevabımız bu olur. Yukarıdaki bilgilerden doğru olan hangisi şıkta verilmiştir? Sorumuz ne demiş bakın arkadaşlar? Parolanın güvenliği açısından aşağıdaki kurallara dikkat edilmeli. Kurallarımız nelermiş? Parolanın başkalarıyla paylaşılmaması son derece önemli. Evet, parolalarsa bizim parolalarımız bize özeldir arkadaşlar. Bizden başka kimse bilmemeli. İkincisi, parolalar basılı ya da elektronik olarak hiçbir yerde saklanmamalı. Doğrudur, çünkü bu sakladığınız sürece arkadaşlar erişim olanağı sunmuş olursunuz karşı tarafa. Onun için bunu da kabul ediyoruz. Şöyle yapalım. Üçüncüsü, başta e-posta adresinin parolası olmak üzere farklı bilişim sistemleri ve hizmetler için aynı parolayı kullanmamanız gerekiyor. Bu da doğru. Sürekli arkadaşlar aynı parolayı kullanırsanız biri ele geçirildi mi diğerinin de ele geçirilmesi çok kolay olur. O yüzden doğru cevabımız Bolu. Beşinci soruya bakalım. Aşağıdaki değişken isimlerinden yanlış olanı hangisidir demiş. Şimdi arkadaşlar, A'ya bakıyorum. Değişken yazma kurallarını hatırlayın. Değişken yazma kuralları nelerdi? Kesinlikle değişken isim sayısal veriyle başlamıyordu ve karakter veriyle başlamak zorunda. Değişken isminin ilk kelimesinin ilk harfi her zaman küçük harfle başlar. 2, 3 ve sonraki kelimelerin ilk harfi her zaman büyük harfle başlar. O yüzden arkadaşlar, buradaki okul alt tire no demiş ya, buradaki neyinin büyük olması gerekiyor. O yüzden A'yı eledim. B'ye bakıyorum. Arkadaşlar, B'de ise bakın ilk harf büyük başlamış. Ne demiştim? Değişken isimdeki ilk kelimenin ilk harfi küçük harfle başlar. Bu da gitti. Ardından arkadaşlar, at D'ye bakalım. At soyad demiş.
Ad, soyad. Buradaki S'nin büyük olması lazım. Ben ne demiştim? İlk harf küçük. Yani ilk kelimenin ilk harfi küçük. İkinci ve sonraki kelimelerin her zaman ilk harfi büyük yazılır arkadaşlar. Hatta buna camel karakter diyorduk hatırlarsanız. Bunu da eledim. Bu yüzden doğru cevabım sevgili gençlik. Doğru cevap. Doğru cevabım. Bir dakika sevgili gençlik. Doğru cevabım Ceyhan arkadaşlar. Şu iki noktada olmayacak. Evet, şöyle olacak. 6'ya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi 100 sayısının karekökünü alır? Matematiksel fonksiyonlarda karekök işlemini alan hangisiydi arkadaşlar? SQRT'ydi hatırlarsanız. Doğru cevabımız Denizli. Length bir dizi fonksiyonuydu. Karakter uzunluğunu döndürüyordu. Right ise o da bir dizi fonksiyonuydu arkadaşlar. Onu da hatırlarsanız en sağdan başlayıp belirtilen değişkenin en sağından başlayıp burada belirtilen karakter kadar döndürüyordu. ABS ise arkadaşlar değerin mutlak değerini döndürüyordu. O yüzden doğru cevap Denizli. Bakalım 7. Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi kodla kelimesini soldan ilk 4 harfini sonuç olarak döndürür? Soldan ilk 4 harfi dediği için kullanmam gereken dizi fonksiyonlar hangisi arkadaşlar? Left. Soldan ilk 4 harfi K, O, D, L'yi döndürecek. Left kodla 4'tür bu da. O yüzden arkadaşlar doğru cevabım Ceyhan. Aşağıdaki parolalardan en güvenli olanı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi arkadaşlar bir parolanın güvenli olması için bazı şartlarımız vardı. Nelerdi? Büyük harf, küçük harf, rakam, özel karakter, noktalama işareti gibi farklı karakterler kullanılması gerekiyordu. Ardından en az 8 karakter olması lazım. Belli periyotlarla değiştirilmesi gerekiyor ve ardışık harfler veya rakamlar kullanılmamalıydı. Şimdi bakıyorsunuz arkadaşlar A'ya sadece rakam kullanmış ve bazı durumlar burada şey gelmiş, ardışık gelmiş. Dolayısıyla bunu ben burada A'yı eliyorum. B'ye bakıyorum. Küçük harf kullanmış, rakam kullanmış ama arkadaşlar büyük harf yok, özel karakter yok, noktalama yok. O yüzden bunu da eledim. Melisa Yener 1905 demiş. Tamam, rakam kullanmış, küçük harf kullanmış ama büyük harf yok. D'ye bakıyorum. Özel karakter var. Noktalama işaretim var. Ünlem kullanmış. Büyük, küçük harf var arkadaşlar. 19.085. Buradaki karakter çeşitliliği diğer şıklardan fazla olduğu için arkadaşlar doğru cevabım Denizli. Yani en güvenli olanı hangisidir diye bir soru gelince farklı karakterlerin bir arada ne kadar fazla kullanıldığına dikkat edin arkadaşlar. Bizi buradan test eder. 9. soru. Yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Kötü niyetli programların çalışması için kullanıcının izin vermesi ya da kendi isteğiyle kurması gerektiği için bunlara nokta nokta denmektedir. Saldırganların bilişim sistemi üzerine tam yetkiyle istediklerini yapmalarına izin verir. İlk olarak güvenlik yazılımlarını devre dışı bırakarak saldırganların bilişim sisteminin tüm kaynaklarını programlarına ve dosyalarına erişmesine olanak sağlar. Güvensiz sitelerden indirilen dosyalar, tanınmayan kişilerden gelen e-postalar ya da taşınabilir bellekler aracılığıyla yayılabilir demiş arkadaşlar. Şimdi hatırlarsanız ben size ne demiştim? Bu zararlı yazılımlardan bir tanesi var ki sizin izniniz dahili bilgisayarınıza sızıyor demiştim. Siz izin veriyorsunuz ama arka planda genelde true false olduğunu zaten bilmiyorsunuz. Dolayısıyla arkadaşlar doğru cevabım Bolu. Onuncu soruya bakalım. Yukarıdaki değişkenlerin içindeki değerlerin toplamını bulan ve
Sonucun kaç basamaklının olduğunu bulan fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir? Yukarıdaki değişkenlerin içindeki değerlerin toplamı. Ve sonucun kaç basamaklı? Şimdi arkadaşlar, öncelikle bunların bir toplamını bulalım. X30, Y60 verilenlere göre Z ise arkadaşlar 50 çarpı 30 1500. 1590. Kaç basamaklı olduğunu döndürmesi gerekiyor. Yani 1590 kaç basamaklı? 4 basamaklı arkadaşlar. 4 değerini burada döndürmesi lazım. Dolayısıyla bakıyorum, write sum ve abs komut demiş. Şimdi A'dan gidelim. Sum komutu neydi arkadaşlar? Bir istatistiksel fonksiyondu. Burada 3 verilen değerlerin toplamını döndürüyordu. X ve Y'nin değerin toplamı arkadaşlar 1590. Bakın şurası 1591. Write komutuyla alıyorduk. Write dediğimiz fonksiyonuydu. 1590 verisinin en sağından bir karakter alarak döndürüyoruz arkadaşlar. Alırsanız en sağında 0 vardır ve write komutu 0 olarak döner. Bu sefer burasını komple 0 olur bakın. Komple 0 olacağı için ABS mutlak değerdi. 0'ın mutlak değeri arkadaşlar yine 0 olacağı için bana burada 4 değerini döndürmüyor. O yüzden A şıkkını eledim. B şıkkı ise integer tam sayıya çevirmek arkadaşlar. Bakın yine ikili işlem vermiş. Önceliğimiz parantez içerisindeki işlemden başlıyoruz. Sum dediğim gibi verilen değerlerin toplamını döndürüyordu. 1590 arkadaşlar burası. 3 değerin toplamı. 1000. Şöyle yapalım. 590. Ve arkadaşlar 1590'ın tam sayıya dönüştürülmüş hali yine kendisidir. Onun için ben B şıkkını da eledim. B'ye bakıyorum. Arkadaşlar average demek ve istatistiksel fonksiyonda verilen değerlerin aritmatik ortalamasını alıyordu. Yani average bunun aritmatik ortalaması 1593'ten 530 olur. Mid 531.2 demiş. Arkadaşlar 531.2 ne demek? Birinci karakterden başlayıp, yani 530 değişkenine birinci karakterden başlayıp iki karakter ilerle. Ben 530 değerinde birinci karakterden başlayıp iki karakter ilerlersem 51 32 olur arkadaşlar. Bunu 53 olarak döndürür. O yüzden mid'i de eledim. D'yi de eledim. C'ye bakıyorum. Length sum 1500 sum, zaten buranın toplamı arkadaşlar 1590. Length ise neydi? Bir dizi fonksiyonuydu. Verilen değişkenin karakter uzunluğunu döndürüyordu. Bakın kaç karakter var burada? 1, 2, 3, 4. Zaten benden bunu istediği için arkadaşlar doğru cevabım C. Han. Ardından diğer soru. Şöyle şey yapalım, yukarıda kalmış. Evet. Problem çözme sürecimiz bilgisayarın iletişim kurma yöntemiyle şekillenir. Algoritma bilgisayara hangi işlem hangi sırada yapması gerektiğini söyleyen yönergeler bütünüdür. İse algoritmanın görsel gösterimidir. Arkadaşlar algoritmanın resmedilmiş görsel şemalara dökülmüş haline biz ne diyorduk? Bunu çok defa çözdük bu soruyu. Çok defa söyledik arkadaşlar, akış şeması. Bu da aklınızda olsun. Aşağıdaki sembollerden hangisi akış şeması sembollerinden değildir? Şimdi dikdörtgen atama işlem, evet A doğru. B'ye bakıyorum. Arkadaşlar bir kalsın bakalım be. Dörtgen denetim karar demektir. Bu da doğru. Paralel kenar veri girişiydi. Arkadaşlar bir kere üçgen olarak üçgen diye kullandığımız bir akış şemamız yoktu. Birincisi döngümüz kullandığımız şeklimiz altıgendi. Dolayısıyla buradaki doğru cevabım Denizli. Bu aram Bolu. Şimdi soruları çözerken soruların arkadaşlar ne istediğine özellikle dikkat edin. Soru köklerine iyi bakın. Bildiğinizde kaçırmayın. Aşağıdaki akış şemasının yaptığı işlemi ışıklardan hangisi tanımlıyor demiş. Şimdi bakın burada ne yapmış arkadaşlar? Başta demiş iki tane sınav notu girmiş. S1 ve S2 ve iki tane de performans notunun girişini sağlamış. Daha sonra sınav notlarını toplayıp T1 değişkenine atıyor. Ardından performans puanını toplayıp T2 değişkenine atıyor. Bakın devam ediyor aynı şekilde. Daha sonra arkadaşlar bu T1 ve T2'yi toplayıp T değişkenine atıyor. T'yi 4'e bölerek bir ortalama alıyor. Yani
2 sınav puanı, 2 performans puanı arkadaşlar topluyor, 4'e bölüyor, aritmetik ortalamasını alıyor. Eğer ki ortalama 50'nin altındaysa kalıyorsunuz. Ortalama küçük 50 hayır demiş. Bu ne demek oluyor arkadaşlar? Ortalama 50 ve üzerindeyse, yani buradaki koşulun tam tersi ise geçti olarak dersten geçiyor arkadaşlar ve bu şekilde dur diyerek işlemi bitirmiş. Şimdi bakın. Bu ne anlatıyor olabilir? A'ya bakalım. Girilen notları topluyor. Doğru ama sadece bu değil. Girilen 4 sınav notunu toplayıp ekrana yazdırıyor. Hayır. Girilen 2 sınav notunu ve 2 performans notunun toplamını ekrana yazdırıyor. Hayır. B'ye bakalım. Girilen 2 sınav notunu ve 2 performans notunu ayrı ayrı toplayarak bu iki toplamın toplamını alıp 4'e bölerek çıkan sonucun 50'den küçük olup olmadığını karşılaştırarak geçip kalma durumunu ekrana yazdırıyor arkadaşlar. Evet. Doğru cevabımız Denizli. Zaten burada aynısını yapmaya çalışmış. Diğer sorularımıza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi zararlı programlara karşı alınabilecek tedbirlerden değildir? A ne demiş bakalım? Bilgisayara antivirüs ve internet güvenlik programları kurularak bu programların sürekli güncel tutulmaları sağlanmalıdır. Evet, bu olabilecek yöntemlerden bir tanesi. Bolu, tanınmayan, güvenilmeyen e-postalar ve ekleri kesinlikle açılmamalı. Bu da var, bu da doğru. C şıkkı, ikinde şüpheli bir dosyaların e-postalar açılmamalı. Örneğin resim.jpeg.exe isimli bir dosya resim dosyası gibi görünse de uzantısı exe olduğu için uygulama dosyasıdır. Şimdi arkadaşlar burada açıklamak istediğim bir şey var. Daha önce de söylemiştim. Her dosyanın bir tane uzantısı vardır. Hiçbir tane dosyanın iki tane uzantısı olmaz. Mesela Word dosyasının uzantısı arkadaşlar Doge'dur. Ya da PowerPoint'in uzantısı PPT'dir. Mesela siz ben atıyorum çalışma.ppt.jpeg diye buna benzer iki uzantılı bir dosya görürseniz arkadaşlar bundan şüphelenin ki bunda mutlaka bir sıkıntı vardır. Bilgisayarın internet bağlantısını kesmek arkadaşlar bu aslında çeldirici bir şık acaba mı diyorsunuz ama bu fayda sağlamaz arkadaşlar. İnternet zaten kullanılması gereken bir şey. Ama internet olmadan da bilgisayarımıza virüsler sızabiliyor. O da var. O yüzden doğru cevap Denizli. Aşağıdaki şıklarda kullanılan operatörlerden hangisi programda sonuç olarak false döndürür? Şimdi 7 eşittir 7 doğrudur arkadaşlar. A true döndürür. 5 küçük 7 B'yi true döndürür. 8 küçük eşit 9 arkadaşlar. Evet true döndürür. Ama 9 eşittir 10 demiş. 9 10'a eşit değildir arkadaşlar. 9 10'dan küçük bir sayıdır. Dolayısıyla bunu false döndürür. Doğru cevabım Denizli. Aşağıdaki şıklarda kullanılan operatörlerden hangisi programda sonuç olarak true döndürür? Şimdi 5A Adana demiş, 5-7'den farklı. Bu bir cepte dursun. Şimdi 78 küçük 7 demiş arkadaşlar. 78 7'den küçük 7'dir, büyüktür. Bunu false döndürür. 8 eşit eşit 9 demiş. Bunu da false döndürür. Arkadaşlar 9 eşit 10. Bu burada değişken ataması yapmış. Yani 10 sayısına 9 değişkenini atamış. Böyle bir değişken ataması olamaz. Dolayısıyla zaten bunu posta döndürmez. Buna direkt hata verir. O yüzden D'yi de eledim. 5, 7'ye eşit değil diyor arkadaşlar. Doğru. 5 ve 7 sayıları birbirinden farklıdır. Dolayısıyla doğru cevabımız Adana. 14. Aşağıdaki akış şemalarında uygulamak isteneni şıklardan hangisi doğru olarak vermiştir? Yine iki tane not girişi yapmış arkadaşlar. Bakın burada algoritma akış şeması var. Sözde kod uygulamasını vermiş. Ortalamayı hesaplamış. Ortalama 50 ve üzerindeyse geçiyor. 50'nin altındaysa kalıyor. Şıklara bakalım ne demiş burada. Girilen iki notu toplayarak ekrana yazdırıyor. Hayır. Girilen iki notun ortalamasını hesaplıyor. Hayır. Sadece bu değil. Hani girilen iki notun ortalamasını hesaplayarak sonucun 50'den küçük olup olmamasına göre ekrana geçti kaldı yazdırıyor. Dursun bakalım C'de cepte. Girilen iki notun ortalamasını hesaplayarak sonucu ekrana yazdırıyor. Arkadaşlar A, B ve D'yi eliyorum. Doğru cevabım Ceyhan. Bakın 50'den büyükse geçiyor, 50'nin altındaysa kalıyor arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabımız Ceyhan. Şöyle yapalım. 15. Aşağıdaki şıklarda bulunan karşılaştırmaların hangisinde sonuç olarak dönecek olan true-false eşleştirmesi doğru verilmiştir diyor. Şimdi arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Mantıksal operatörler kullanmış. AND ve OR.
en top operatörü kullanıyorsak verilen koşulların hepsi true olarak dönebilmesi için verilen koşullu bütün koşulların doğru olması gerekiyor. On operatöründe iki koşul veriliyorsa arkadaşlar true olması için iki koşuldan birinin doğru olması yeterliydi. Şimdi 5 küçük 7 and 4 küçük 5 false demiş. Şimdi 5 7'den küçük 4 de 5'ten küçük. Aslında bunun true dönmesi lazım ama false dönmüş. O zaman arkadaşlar A şıkkını eledim. Bakın 5 şıkkına bakıyorum. 1 0'dan küçük. Bir dakika. 4 küçük 5 false. Bu true dönmesi lazım. Tamam A'yı eledim. B'ye bakıyorum. 1 0'dan küçük. Arkadaşlar bu false. Ama 4 5'ten küçük. Bu doğru. Bunu sağladığı için iki şarttan biri doğru olsa doğru olması orada true dönmesi için yeterli arkadaşlar. B'yi de eledim. D'ye bakıyorum. 4 eşit değil 5 or 2 küçük 7. 4 5 eşit değil. 2 de küçük 7'den küçük. İkisi de şartı sağlıyor. Ama true döndürmesi gerekirken false döndürmüş. D'yi de eledim. C'ye bakıyorum. 3 eşittir 3. 4 küçük eşit. 4 arkadaşlar true demiş. 3 evet 3 3'e eşittir. Bu doğru. 4 küçük eşit 4. 4 aynı zamanda 4'e eşit bir sayıdır. Bu şeyde de arkadaşlar mesela 4 küçük eşit 4 diyor ya hem küçük hem eşit demek istemiş ama şimdi burada şuna dikkat etmeyin. Küçük eşittir de arkadaşlar iki koşul var burada. 4 küçük 4 4'ten küçük ve 4 4'e eşit. İki koşuldan birini bile sağlasa bunu burada doğru kabul edeceğiz. O yüzden doğru cevap Ceyhan. Evet. 19'a bakalım arkadaşlar. Aşağıdaki akış şemasında programın çalışması için numaralı satırların sırasının şıklarda hangisi doğru olarak verilmiştir diyor. Şimdi bir kere ilk şeye gelecek olan başta komutu arkadaşlar. 4 en başta olması gerekiyor. O yüzden A, B ve D'yi eledim. Bakın aslında doğru cevap direkt çıktı eleme yöntemiyle. Bu da bir test tekniğidir arkadaşlar. Şimdi 4. İkincisi ise veri girişi yapılması lazım. 1. Değişken tanımlaması A yap. A demiş arkadaşlar. Evet. Ondan sonra 3'e bakıyorum. 3 H demiş. Evet o da veri girişi. Tamam. Sonra 6. Bir dakika. Dört başla. 1A, 3H, ondan sonra 6 alan, 3H, 2 var ondan sonra tamam. Doğru cevap Ceyhan arkadaşlar. Evet, son sorumuz. Aşağıdaki akış şeması çalıştırıldığında çıkan sonucu doğru olarak hangi şık vermiştir? Bakın arkadaşlar burada otomatik sayaç döngüsü kurmuş. J1'den 12 olana kadar dönüyor ve bir döngü mantığı var burada. Toplam işte toplam artı yaş yani bir sınıf vermiş burada. Sınıfın mevcudu belli değil ama burada sayacı 12 olarak belirlemiş. Yani buradaki 12 olan sayaç arkadaşlar şunu demek istiyor. 12, sınıf mevcudu 12 olarak kabul etmiş. Sonra 12 tane yaş değeri girilmiş bakın. Ve her seferinde toplam işte toplam artı yaş yapılarak biriktirme mantığıyla bunlar toplanılmış. Ortalama işte toplam böleceği diyerek sonuç ortalamayı yazdırmış. Ta ki arkadaşlar 12 öğrencinin tamamlanana kadar. Akış şemasına bakıyorum. Başla toplam eşittir. 0 demiş. Bakın. Şuradaki soldaki C sayaç değeri arkadaşlar. Buradaki soldaki 1 başlangıç değeri. En alttaki 12 olan bitiş değeri. 1 ise artış miktarıydı. 1'den başlıyor. Her seferinde 1 1 artana artarak değer 12 olana kadar dönüyor arkadaşlar. 1 iken 2, 2 iken 3, 3 iken 4. Döngü bu şekilde devam ediyor. Bakın buradaki bağlaçla da döngüdeki kontrolü sağlıyor arkadaşlar sistemin çalışabilmesi için. Ondan sonra bütün veri koşulları sağladıktan sonra ortalamayı hesaplıyor ve bitiriyor. Bakalım şıklara. Girilen yaşların toplamını hesaplıyor. Sadece bu değil. Girilen 12 yaşın ortalamasını hesaplayarak ekrana yazdırıyor. B bir dursun. Girilen 12 yaşın toplamını ekrana yazdırıyor. C de değil. Girilen 12 yaşı satır satır ekrana yazdırıyor. Hayır arkadaşlar burada 12 yaşın ortalamasını ekrana yazdırıyor. Doğru cevabımız Ceyhan. Evet sevgili arkadaşlarım bu testimiz de böyleydi.
Güzel bir tekrar olduğunu düşünüyorum. Anlayamadığınız bir şey olursa mutlaka yorumlar kısmından bana yazın. Yine ben oradan yardımcı olurum size. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda zaten Python videosundan da Python derslerinden devam edeceğiz. Arkadaşlar görüşmek üzere.